Merhaba arkadaşlar, ben Avcun. Bu videomda size bazı terimlerden, bazı isimlerden bahsedeceğim. En azından blockchain teknolojisi, işte kripto paralar veyahut da bundan sonraki veyahut da bu kripto paraları içerisinde kullandığımız terimler. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu videomu bitirdikten sonra teknik analiz serisine geçeceğim arkadaşlar. İnşallah yardımlarınızla da daha iyi yerlere geleceğiz hep beraber. Bizim amacımız arkadaşlar bu piyasada aşina olmanız. Yani bütün işlemlerinizi bilinçli yapmanızı istiyoruz. Bilgi, deneyim bunlar çok önemli arkadaşlar. Yani piyasada sadece bilgi yetmiyor. Yani mesela her şeyi öğrenmişsinizdir. Dediğim gibi veyahut da işte teknik analizi çok iyi biliyorsunuzdur. Lakin uygulama safhası, bunun psikolojik adımları veya kontrol mekanizması çok zordur. Kaybetmenin sebeplerinden en önemli maddelerinden bir tanesi de budur aslında, uygulama safhasıdır. Bunları yenebilmemiz açısından en azından şöyle başlangıç yapmanız lazım arkadaşlar. Bilgi, yani her şeyi öğrenmelisiniz. Mutlaka her şeyi öğrenmelisiniz. Öğrendikten sonra artık uygulama aşamasına geçmelisiniz. Uygulama aşamasında eğer ki bilinçli yaptığınız bütün hareketleri kontrol mekanizması dahilinde kontrol ederseniz, yani bilinçli yapıyorsunuz, tekniği öğrenmişsiniz ve kendinizi artık kontrol ediyorsunuz, psikolojiniz gayet sağlam, bu sektörde artık kaybetmeniz imkansız hale gelecektir. Şimdi arkadaşlar, blockchain yani blok zinciri tabir olarak. Şimdi blockchain bilgisayar terminolojisinde birbirine zincir halinde bağlı blokların tuttuğu ve sürekli büyüyen bir işlem kayıt defterini ifade eder. Yani bunun diğer bir adı da dijital defterdir. Yani bütün yaptığınız işler, özellikle şimdi mesela kripto piyasası için söylüyorum. Bir de şunu anlayın arkadaşlar. Blockchain ile kripto çok ayrı bir dal. Yani blockchain işte kripto para demek değildir. Veyahut da kripto para blockchain demek değildir. Blockchain çok ayrı bir şeydir. Kripto paralar, işte coinler, Bitcoin çok ayrı bir şeydir. Bitcoin blockchain üzerinden zaten üretilmiş bir programdır yani. Yani şimdi mesela piyasalarda işlem yapıyoruz, değil mi? Bu işlemleri arkadaşlar, her bir işlemi kaydeden bir dijital defter var. Bunlar kesinlikle kaybolmuyor, kesinlikle değiştirilemiyor. Yani blockchain'in özelliklerinden bir tanesi budur. Şimdi bu mesela blockchain ilk etapta işte kripto paralar üzerinde kullanılmaya başlandı. Veyahut da kripto paralar ilk blockchain üzerinde kullanılmaya başlandı. Bundan sonraki süreçte mesela günümüzün herhangi bir dalında, herhangi bir işte karşılaşmasında blockchain tabanlı ürünlerle, işlemlerle karşılaşa bileceğiz. Yani bütün misal işte bir kamu dairesine gidiyorsunuz. İşte blockchain üzerinden belki işlemler yapılacak. İşte tapu dairesine gidiyorsunuz. Blockchain üzerinden işlemler yapılacak. Ve yaptığınız işlemler kesinlikle değiştirilemeyecek arkadaşlar. O yüzden burası mesela dijital defter olarak yani kayıtlara geçiyor ve kesinlikle bloklarda kalıyor. Bu bloklar kesinlikle hiçbir kimse tarafından, hiçbir şahıs tarafından veyahut da herhangi bir program tarafından değiştirilmesi imkansız hale geliyor arkadaşlar. Blockchain teknolojisini normal sosyal medyada da daha detaylı olarak araştırabilirsiniz. Şimdi blockchain teknolojisi merkezi bir sistem tarafından yönetilmediği için, bakın arkadaşlar, merkezi bir sistemi yok. Yani ben mesela bir yönetici olabilirim, siz mesela bir yönetici olabilirsiniz veyahut da komşunuz bir yönetici olabilir. Herkes bir yönetici yani bu dalda. Çünkü benim gönderdiğim veri bloğa gidiyor,
diğerlerini gönderdiği bloğa gidiyor. Tamam mı? Kesinlikle Adem'i merkeziyetçi olarak sınıflandırılmaktadır. Yani kesinlikle merkezi bir sistemi yoktur. Dağıtık sistem olarak görev yapıyor. Zaten de burada yazıyor. Tüm bilgisayarlar blok zinciri üzerindeki verilere erişebilir. Bu veriler hangi işlemin kim tarafından ne zaman yapıldığını gösterir. Yani burada şey var. Kim tarafından derken arkadaşlar, en azından mesela ben PC'den bu işi yapıyorsam, tamam mı? Yani kim tarafından demesi o IP gibi düşünün mesela. Yani ben eğer ki işte, diyelim ki madencilik yapıyorum, yani bu sektör için söylüyorum, madencilik yapıyorum. Yani benim madenci olduğum bilinebiliyor ama isim olarak elbette ki bilinmez. Tabii ki bunları bir kontrol eden yok arkadaşlar. Ben o kadar da söyleyeyim. Ha benim verilerim mesela oraya gidiyordur. Benden gittiği bellidir veyahut da benim bilgisayarımdan gittiği bellidir. Ama benim şahsi bilgilerim kesinlikle orada yer almıyor. Yani dağıtık bir sistemle çalışıyor. Herkes o verilere ulaşabiliyor. Yani ve teminde dediğimiz gibi kesinlikle o veriler bir başkası tarafından da değiştirilemiyor. Bitcoin dediğimiz gibi arkadaşlar, Bitcoin blockchain sistemi üzerinden 2008 senesinde Satoshi Nakamoto diye bilinen bir şahıs veyahut da grup tarafından, işte ne diyor, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş vesaire ile ilişiği olmayan ancak ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilen herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna gerek kalmadan transferi yapılabilen bir tür dijital değerdir. Yani bunu işte bu bir kod olabilir, bir isim olabilir, bir grup adı olabilir. Belki de bir ülke adıdır, biz bilmiyoruz. Bunu şu anda kimse bilmiyor. Ha bilen vardır mutlaka. Satoshi Nakamoto tarafından deneysel olarak başlatılmış. Yani bir program üretmiş, yani bu şahıs veyahut da bu grup bir program üretmiş. Tamam mı? İşte bunu da blockchain teknolojisi üzerine entegre etmiş. Tamam mı? Yani bir program şeklinde dijital para üretmeye başlamış. Yani Bitcoin adı altında dijital para üretmeye başlamış. Ve bunlar dediğimiz gibi, yani dağıtık bir sistem olduğu için mesela ben de üretebilirim, başkası da üretebilir. Tamam mı? Hepsi bir blokta toplanmaya başlamış. Ve burada da dediği gibi kesinlikle, yani mesela ben mesela işte TL bazında alabilirim. Şu anda öyle kurumsal platformlar var. İşte Amerika'da bir insan işte dolarla alabilir. İşte diyelim İngiltere'deki bir insan işte sterlinle alabilir veyahut da Almanya'daki bir insan işte euro ile alabilir filan. Yani bunu onu demek istiyor. Ama şimdi mesela Bitcoin'i ne yapıyoruz? Diğer altcoin'ler çıktı. İşte herhangi bir işte paramızı mesela o platforma yatırdıktan sonra işte diyelim ki diğer altcoin'lere çevirdik. İşte veyahut da USDT coin'i ile token'i ile işte BTC aldık. BTC'yi Algo'ya çevirdik. Algo'yu işte VI'ye çevirdik. VI'yi işte ne diyeyim LTC'ye çevirdik. Ripple'a çevirdik falan. Yani bu şekilde devam edebiliriz. BTC'nin zaten sembolünü biliyorsunuz. Şu anda görüntüde var. Kısaltması ise zaten sürekli dilimiz alışmış. BTC olarak devam ediyor. Bundan sonraki yayınlarda arkadaşlar devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum.